Şimdi zaten Tuğçe'yi tanıyanlar tanıyor. Hani ona da bir girizgah hakkı verelim. Spiritüel danışman derken bir açalım evet. Onu lütfen. Benim mesela ilk 5 senedir ulusal kanallarda kendimi ifade ediyorum. Daha önce birçok çok bilinmeyen kanallarda kendim program yaparak aslında başladım. Sonradan konuk oldum. Hep yanlış yazarlardı. Bazen yaşam koçu, bazen astrolog, bazen isim analisti, bazen ilişki uzmanı hala yanlış yazabiliyorlar. Benim titremin spiritüel danışman olmasının sebebi 12 tane uzmanlık alanım var. Bunun için astroloji de var, ilişkiler de var. Evet, bereket çalışmaları, bilinçaltı dönüşümü, regresyon. Hepsine genel bir tanım üstünde olması gerekiyordu. Çünkü hepsiyle ilgili hizmet verdiğinizde bu konuların hepsi bana göre spiritüel. Veya şöyle söyleyeyim, bir danışan geldiği zaman, ona bir hizmet verileceği zaman, bir dönüşüm çalışması yapılacağı zaman, berekette de sorun olsa, ilişkilerde de spiritüel yolla, yani bilinçaltı veya enerji veya biraz da metafizik, parapsikolojik boyutu olan bir hizmet verileceği için benim görev ismim, evet, spiritüel danışmanlık ki bize göre, bizim yaptığımız işi yapan kişilere göre her şeyin enerjiler dünyasında mutlaka bir açıklaması var. Bilimin açıklama getiremediği noktalarda bile. Ama bu spiritüel danışmanlığı günümüzde Türkiye'de ve dünyada en çok kimler tercih ediyor? Pratik hayatta evet, sürekli yansıması. Çöküş yaşayan insanlar mesela iş kuruyor, iflas ediyor veya iş kuramıyor. Sürekli bereket sorunu var. Veya ilişkilerinde mesela günlük hayatta en çok gelen danışan profili evlenemeyen kadınlar. Sürekli bir uzun süren kronik bir yalnızlık durumu. Bunun dışında çok büyük korkular, anlamsız bir korku yaşıyor. Uçağa binme korkusu olabilir veya bunun dışında artık popüler hale geldi. Böyle söylemek istemem ama panik atakla ilgili korkular. Onun dışında eğitimler için çok gelenler oluyor. Yani nedir gerçekten? Ben spiritüel bir eğitim aldığımda benim hayatımda ne değişecek? Herkes artık buradan beslenmek istiyor. Çünkü diğer arkadaşlarım da söylediği gibi insanlar sorun yaşıyor, öze dönmek istiyor. Özellikle 80'li yıllarda çok daha materyalist bir dünyada yaşıyor. Dikkat edersen 90'lı yıllardan sonra bir anda ve çok aşırı popüler evet. Oldu. Bütün spiritüel ekoller. Çok uyaranlar ve bunu hızlı bir şekilde aldık. Türkiye'de zaten bunu mesela son 5 senedir inanılmaz yayan ülkelerden biri. Türkiye zaten dünyanın enerji merkezlerinden bir tanesi. Ve gelecek 1000 yıllık süreler içinde bu görülecek. Mesela Rusya, Çin için bunu söyleyebilirim. Spiritüel enerjiler olarak Türkiye için söyleyebilirim. O yüzden biz Türkler çok meraklıyız. Hızlı tüketiyoruz, hızlı öğreniyoruz. Yurt dışında bile insanların çok cesaret edemediği spiritüel ekollere hemen adapte oluyoruz. Bir de şöyle bir sorun var aslında danışanlarda özellikle. Hızlı sonuç bekleme. Yani bunun bir süreç olduğunu kabul edemem. Hap istiyorlar değil mi? Evet, mucize yani ben veya. Bir seans yaptım. Evet, şimdi mesela çeklerim yazılıyor. Hemen işlerim toparlanır mı? Biraz daha böyle esnaf tarzı düşünüyor. Veya ben 3 seans aldım hemen evlenebilecek miyim gibi. Bu Secret kitabı yüzünden mi oldu acaba? Zamanında. Bence şöyle bir hata herkes vardı. Bana arabaları falan asıyordu duvarlarına evet, o dönem hatırlıyorum bakıyordu. Ana konu şu istemek. Biz istemeye inanmıyoruz. Biz inanmaya inanıyoruz. Çünkü istemek kıtlık bilincidir. Diyelim ki ben şöyle diyorum. Ben araba istiyorum. Bu ne demek? Benim arabam yokun altını tekrar çizmiş oluyorsunuz. Benim arabam var deyip eğer çok kaba tabirle bilinçaltınıza bunu kodlar yani bilinçaltınıza bunu hükmedip inandırtırsanız sizin gerçekten de vefat eden bir yakınınızdan biri mirasla bir anda arabanız olabilir. Secret istemenin altını çizerken biz bilinçaltındaki kodların düzenlenip önce bunun bilinçaltında yapılandırılması ile kişinin bunu çekmesine daha çok inanıyoruz. Çünkü çalışmalarda artık dönüşüm dediğiniz şey bilinç seviyesinde değil, bilinç altında. Bilinç altında bilinç dışı. Yani bilincinde olmadığımız her şey aslında. Şey bana tabii ki yani şakayla karışık söylüyorum. Evet. İlk böyle bilinçaltı üzerine programlar, onlar konuklar ağırlamaya evet. başladığında bana bayağı bir haksızlık olarak gelmişti bilinçaltını öğrendiğimde. Bunu daha önce de söylemiştim. Hani iceberg'in altı, %95, evet. %5 bizim bilinç evet. seviyemiz. Evet. Ben şu anda bilinçli olarak ekrandayım ama bilinçaltı beni bayağı bir kontrol ediyor. Çünkü %95'im benim bilinçaltıymış. Evet. Ve bunu kontrol etmekte o kadar kolay mı bilmiyorum. Değil. Hatta birçok şey okuduğum zamanında bilinçaltı çocukmuş. Bir de böyle bir problem var. Tabii. Onu bir de kandırmam gerekiyormuş benim. Hatalı kod girdiğinde Allah korusun, ölüm korkusuna bile girebilirsin. Allah korusun, bir hastalığa bile girebilirsin. O yüzden oraya girdiğin şeyi gerçek zannediyor. Böyle bir sorun var, evet. Mesela uyumadan önce bir dizideki bir sahneyi, ayrılık sahnesini izliyorsun. Eğer alfa frekansı, artık o frekansa geldiysen, alıcı enerjideyse, bilinçaltı, o sahneyi kaydediyor ve seni ayrılığa bile programlayabilir. Çok acayip. Bazen bir şey. Bu kadar basit oluyor. Ama burada şöyle güzel bir şey var. Bilinçaltının sırlarını bilen insanlar şu anda dünyayı yönetiyorlar. Bunlar başkanlar, sanatçılar, çok ünlü iş adamları olabilir. Reklamcılar. Bu insanlar, evet. Tahminim. Bu insanların hepsi inanıyor bilinç altında. Eğer yani izleyicilere söylemiş olayım, bir şey olmuyorsa, tekrardan sorunlar varsa konuyu bilinç altında çözmesi gerekiyor. Peki, İpek ne oldu da sen, biz mucizeleri çok uzakta mı arıyoruz?
Mucizeleri, evet, insanlar mucize kelimesi zaten hayatın içinde değilmiş gibi algılanıyor. Aynen. Aslında. Bravo. O yüzden ben mucizelerle ilgili bir kitap yazdım. Şimdi yeri gelmişken göstermek Tabii ki. İstiyorum. Mucizeleri Çağırmak. Dün 11. baskısı bitti ve Türkiye'de çıktığı gün bestseller olmuş bir kitap. Kişisel gelişimde ikinciliği tekrar o gün yükselmişti. Tekrar tebrikler, daha önce de söylemiştim. Çünkü zaten. Herkes bekliyordu. Şimdi ben çalışmalarımda, seanslarımda, kitaplarımda bu mucize dediğin şey insanlara direkt bir çözüm sunmak amacıyla yapıyorum. Yani teorik bilgilerle artık insanlar doldu taştı diye düşünüyorum. Mesela bu kitap ve benim çalışmalarım hepsi içinde hap gibi aslında. Bereket için ne yapacaksın? Hangi ritüeli uygulayacaksın? Uyumadan önce ne yapacaksın? 12 gün ne yapacaksın? 21 gün ne yapacaksın? Ve sonucunda ne olacak? Ne elde edeceksin? Çok somut. Az veya çok yaptığımız ritüel veya yazdığımız kitap veya seansın sonunda mutlaka sonuç olması Her lazım. Her birimiz için aynı sonuç mu olur? Hayır. Kişiye göre sonuç değişecektir ama sonuç mutlaka oluyor. Sorun bazen insanların çok hızlı zaman koyması olabiliyor. Şimdi mucize olması için bir kişinin kendi geçmişiyle yüzleşmesi lazım. Aileyle ilgili oradan geçen enerji mirası, genetik enerji mirası çok önemli. Bunun dışında hangi yanlış kayıtları yaptı bilinçaltına, bu çok önemli. Bir de şunu anlamıyorlar. Mesela 20 yıldır devam eden bir blokaj, korku veya bir sorun varsa bu hemen bir seansta veya bir kitaptaki bir ritüelle kırılmayacaktır. Mutlaka köküne inilmesi lazım. Ama mesela ben kitapta şunu da özellikle altını çizmek istiyorum, belirttim. Ben bilinçaltı dışında kişinin günlük hayatta yaptığı çalışmalara, enerji hırsız dediğimiz yanlış insanlardan arınmasına, özellikle dini açıdan baktığımızda esmalar, bazı duaların dönüştürücü etkilerine çok inanıyorum. Mesela benim hayatımda özellikle ilişkilerle ilgili çok büyük sorunlar yaşadığım dönemde Meryem suresi çok kurtarıcı olmuştu. Esmalar, mesela bugün birçok çakra açma yöntemi var. Ama esmalarla da mesela biliyor muydunuz ki çakra açılabiliyor. Esma dediğim Esma-ül Hüsna, Allah'ın güzel isimleri. Biliyorum. Evet, bunları yapabiliyoruz. Şimdi insanlar güvenmek istiyor bu tarz çalışmalara. Ve ben mesela 3 kitap öncesine gittiğimde suçlandığım zamanlar da oldu. Ya bazı şeylerle çelişmiyor mu? Veya kafa karışıklığı yaratmıyor mu? O yüzden son 2 kitabımda din de koydum. Diğer dinlerden örnek de verdim. İslamiyetle de biraz örtüşsün istedim. Çünkü bu şekilde daha bana inandırıcı geliyor. Mucize kişinin kendi yaratacağı bir şey. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Hiç kimse Allah'ın takdir etmiş olduğu ana kadar planın dışına çıkmayacaktır. Onun içinde cüz'i özgür iradenizle evet yapabileceğiniz bir takım konular var. Biz onunla ilgileniyoruz zaten. O yüzden insanların mutlaka dönüşüm çalışmalarının sabırlı olması gerekiyor. Bazı şeylerin biteceğini kabul etmeleri gerekiyor. Bitişlerden çok korkuluyor. Mesela bir seans yapıyoruz blokajlar üzerine. Ben işten çıktım diyor. Veya erkek arkadaşım beni terk etti. Çünkü senin devam eden karma planında artık o insanın bir sana hizmet eden enerji durumu yoktu. Artık sen onunla aynı frekansta değilsen zaten onunla olmayacaksın. Bir de benzer enerjiler birbirini çeker. Mesela başına kötü bir şey geliyor kişinin ve annesini suçluyor. Babam bana küçükken kötü davranmıştı. Onu suçluyor. Erkek arkadaşını suçluyor veya baskı yapan patronunu suçluyor. Bunların hepsi senin başına Havadaki geliyorsa seninle var ilgili. Tabii, nem vardı ondan falan. Bu hava güçsüzlük diyorum, bakma. Biliyor musunuz? Dışarıyı suçlamak, herhangi evet. bir şeyler. Diyelim ki sen bana işle ilgili bir yanlış yaptın. Bu benim suçum, senin değil. Çünkü onu ben seçtim. Bu bir yaşam dersi ve benim başıma geldi. Ve burada şundan bahsediyorum. Bir ilk enerji kuralı bence. Sorumluluğu almak. Benim başıma ne geldiyse, benim başıma geldiği için benimle ilgili gerekli yaşam dersini almazsa o sorun devam edecek. O yüzden direnç göstermeden, kabule geçerek, akışta olarak hayatımızın devamında olmamız gerekiyor. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ama aradan sonra aslında konular çok net anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Herkes kendi uzaklıkla Feng Shui'ye döneceğiz. Şimdi en çok hani sen yol göster, en doğrusunu sen bilirsin. Danışanların ne konuda bir bolluk bekliyorlar? En çok, en sık sorulan sorular vardır ya. Hızlı borç ödeme. Ki borç maddi aslında yani. Evet kişinin değersizlikle ilgili bir problemi, gelecek kaygısı. O yüzden şöyle, aslında o korkunun bulunup bu değersizlik nereden geliyor? Hangi yanlış kök, inanç, geleceğe dair hangi kaygı var? Bir de borç almak da vermek de kıtlık bilinci. Oysa ki Türkiye'de birçok insanın borç sorunu var. Kredilerle ilgili, ailesinden dolayı veya sevgilisi ona bir borcu yıkıp gitmiş olabiliyor. Borçlarla ilgili çok çalışıyoruz. Onun altında tabii değersizlik ve korkular var dediğim gibi. Tam anlamadım. Şimdi, ben ya borç ve değersizlik korku. Şöyle diyelim ki bende değersizlik Helal. Sorunu var. Ben kendimde bir gelecek sorunu yaşıyorum. Gelecek kaygısı yaşıyorum. Gelecek tamam. kaygısının içinde para kaybetme de var. Çoğumuz kendimi da var. Evet. Gelecek değerli kaygısı. Bulmuyorum. Evet. Milyon dolarlara layık bulmuyorum. Rahata ve konfora değer bulmuyorum. Kendimi o resmin içinde Hayır, göremiyorsam değil. Bana gelen bir para, hastalık, bir darbe, yanlış bir insan, yanlış bir ilişkiyle gidecektir. Mesela şans oyunlarından Türkiye'de örnek vereyim. Hani kazananlar oluyor ya,
3 milyon lira kazanıyor, örnek veriyorum. Tamam. Onu çok kısa bir sürede eritiyor ve yok ediyor. Neden? Genelde fakirlik deneyimlemiş, geçmiş hayatında çok büyük maddi sorunlar çıkmış birisine şans oyundan büyük bir para çıktığında o insan kıtlık bilincine kodlu olduğu için, o paraya kendisini layık görmediği için ya yanlış bir şekilde veya batırarak, yanlış bir işe girerek, yanlış insanlara güvenerek veya çok hızlı zevk ile, yani yanlış enerjiyle onu harcıyor ve bitiriyor. Yıllar önce 3 kez bak dikkat, Milli Piyango büyük ödülünün çıktığı bir ayakkabı boyacısının hikayesini seyrettim televizyonda. Ve her seferinde kaybettim. 3 kez verilir. Evet. Yani 3 kez hani hakikaten Program Allah nasip etmiş. 3 kez, 3'ünde de kaybediyor, 4'üncüde de sokakta ölü bulunuyor. Böyle çok fazla insan olabilir var. Mi böyle bir şey? Ve o para, kıtlık bilinci. Evet, kıtlık bilincinde o tip paralar o insanlara iyi de gelmiyor. Onun programı bolluk üzerine değil çünkü. O yüzden hep şunu söylüyoruz. Bakın para, lütfen bunu herkes doğru anlasın. Tamam. Çok çalışılarak kazanılan bir şey değildir. Ve gerçekten biz istersek milyar dolarları zannettiğimizden çok daha kısa süre için hayatımıza çekebiliriz. Sen kazandın mı? Ben mesela birçok öyle bir amacım yok. Benim hani kariyerimle tamam. ilgili amaçlarım vardı. Okay. Birçoğunu naçizane elde ettik diyelim ama çok zengin diyebileceğim ve dünya ünlü diyebileceğim insanlarla birlikte yaptığım çalışmalarda ve araştırmalarda bu parayı 30'lu yaşlarının ortasına kadar yapmış olduklarını gördüm. Milyar dolarlardan bahsediyorum. Geç bu para, yani onlara sorduğumda hep şu cevabı aldım. Çok çalışmakla ilgisi yok. Çok çalışmak nedir biliyor musunuz? Eşittir çok çaba, eşittir zor olacak. Hayır, onlar inanıyorlar. Mesela çok ünlü bir sanatçı, mesela Marilyn Monroe'dan bir örnek vereyim. Kadın yetimhanede büyürken bile çok ünlü olan, o zamanın zengin olan veya popüler olan isimlerinin resimlerini kesiyor. Odasına bunları yapıştırıyor ve ben bir gün bu insanlarla birlikte hayatıma devam edeceğim diyor. Şimdi bu kız inanıyor ve çocukken o kodları girdiği için bilinçaltı diyor ki emrin olur. Tamam kodları aldım ve şimdi sana bu hayatı sunuyorum. O şansla da ünlü olmuş olabilir. Ana kader planında tabii ki var. Ama bu tarz kodlarla da yol aldı. Sonrası trajik devam etti. Maalesef. Çünkü onun da sevgisizlikle ilgili kayıtları vardı. Milyonlarca insan dünyada onu sevince o sevgiye uygun olmadığını düşünerek hayatına son verdi. Bunlar hep kodlar, geçişler ve karma ile ilgili. Ama bereketle ilgili basit bir hemen çalışmayı izleyicilerinize aktaracak olursak. Lütfen. Birincisi lütfen borçlarını, kredi borçlarını, geçmişteki iflaslarını ve çöküşlerini bir kere düşünmeyi bıraksınlar. Neyi düşünüyorsanız onu çoğaltıyorsunuz. Yani çöküşümü, iflasımı düşünürsem yeniden iflas ederim. Ama bolluk, bereket ve tekrar çok büyük parayı düşünürsem onu çekerim. Şöyle yapacaklar, çok basit ama çok etkili, kısa sürede bir şeyleri elde ettirecek bir şey anlatacak olursam. Olumlamaları, mesela benim param var, bolluk içindeyim. Mesela 5 bin liraya mı ihtiyacı var? 5 bin lira elime hemen geçti, geçiyor gibi bütün olumlamaları yazsınlar. Kendi seslerinden bunu kaydetsinler. 21 gece boyunca uyumadan önce bunu dinlesinler kendi seslerinden. Neden uyku öncesi? Bilinçaltının kayıt kapısının açıldığı alfa frekansına geçişten bahsediyorum. Ve bunu 21 gece boyunca yaptıktan sonra ama az ama çok herkesin hayatında mutlaka bir dönüşüm olacak. Bir de diyelim ki para bereket için veya ilişkilerle ilgili tamam. birisine telepatik mesaj kurmak istiyorum. Yani onu arayamıyorum veya arıyorum ama istediğim sonuçları alamıyorum. Hı. O kişiyle aramda istiyorum ki daha kuvvetli bir bağ olsun. Çekmek istiyorum, aşık etmek istiyorum veya bir iş arkadaşımla küssüm ama barışmak istiyorum. Herhangi bir amaçla ilişkilerde kullanabileceğiniz çok basit ama etkili bir yöntem. Bunu bir gece ila 7 gece boyunca kullanabilirsiniz. Çok uzun uzadıya değil. Şimdi bir enerji balonu yaratma artık herkes biliyor diye düşünüyorum. İki elinizi birbirinizi iyice sürttükten sonra yana doğru açıyorum. Enerjiyi hissettiğimde durmam gereken yer biraz da omuzlarımı geçtiğim zaman belki. Sonra kapatmaya başlıyorum. Şimdi kapatırken bir yerde direnç hissedeceğim. İşte o direnci hissettiğimde enerji topumu alttan üstten kenarlardan yaratıyorum. Şimdi topum hazır. Bu topun içine öncelikle seni seviyorum, seni kabul ediyorum, sana teşekkür ediyorum diyorum. Olmamış şeye de olmuş gibi baştan teşekkür edeceksiniz. Sonra o kişiyle ilgili dileklerimi ve isteklerimi topun içine yükledikten sonra nefes ile üflüyorum ve sevgiyle gönderiyorum ve o kişinin o topu kalbine aldığını imgeliyorum. Sonra ellerimi tekrar ısırttıktan sonra kalbime koyuyorum ve öyle de oldu diyorum. Yani biz olacak diye geleceği ertelemiyoruz hiçbir şeyi ve öyle de oldu diyerek oldu yani tamamlanma enerjisine inanıyorum. Bunu özellikle ilişkilerde kullanabilirler. Küs oldukları kişilerde, ilişkisini düzeltmek istediği biri, hatta borçlu olan biri ya beni arasın şu borcunu ödesin dediğinde yapabilir. Ama bir önceki soruya dönecek olursam bereketle ilgili çok basit ama etkili bir şey.
Bir insan hayatta bir şeyi almak ve hayatına çekmek istiyorsa onu önce kendi verecek. Yani benim bir ekmeğim varsa onun yarısını paylaştığımda bana daha çok gelecektir. Duaya da çok inanıyorum. Verdiğiniz zaman tabii. Birileri mesela sen demin dedin ya biz eskiden eşyalarımızı verdik. Evet. Bazı insanları mutlu ettik. Evet. O insanlar hay yaşasın yani ne güzel Allah tuttuğunu altın etsin dediği için sana sen o enerjiyle tekrar bereketlendin aslında. O yüzden hep deriz vermek daha çok almaktır. Neyi hayatınıza çekmek istiyorsanız onu insanlara önce siz veriyor olacaksınız. Çok net anladım. Doğru. Çok güzel. Yani şeyler de güzel, formüller de çok çok teşekkür ederim. Şimdi Feng Shui deyince benim hep aklıma şey geliyor. Bilmiyorum öyle bilinçaltımı o şekilde işte. Kaşlarını çatıyorsun ama muhtemelen mi yoksun? Yok bu arada zaten öyle değilseniz o bir süre sonrasında anlaşılıyor. Ve danışman, eğitmen veya bu işin uzmanı olarak eleniyor bazı kişiler bir süre sonra. Eğer tabii. Çok ticari ise mesela bizim evet. Alanda çok suçlanabilirsiniz bunda. Tabii. Ben de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu işi ticari olmamalı. Çünkü evet manevi tarafı çok yüksek. Bunun dışında işinizi sevmiyorsanız onu yine danışan anlıyor. Yaratıcı olmak zorunda olduğunuz alanlar dördümüzünki de diye düşünüyorum. Yurt dışındaki trendleri, dünyada bu işi yapan insanlar neler yapıyor? Onları da Türkiye'ye getirerek buradaki insanlara sunmak durumundasınız. Bu işin merkezinde hepimiz için veya diğer ekoller için de sevgi var. Yani sevgiyi aldığı zaman danışan gerisi zaten o teknikler, yöntemler, dönüşüm çalışmaları onlar akıp gidiyor. Çünkü insanların hayatında iki şey var. Sevgi, korku. İki evet. Zıt birbiriyle çelişen ve aynı zamanda olması gereken enerjiler aslında. Doğduğumuzdan bir korku var. Sadece karanlığı bilirim ben. Hani şimdi, öyle okumuştum. Karanlık korkusundan başka bir korkumuz yok. Mesela doğumla ilgili... Var mı? Söylersin sen de. Ha? Doğarken de aslında bütün korkularla ilgili. Birlikte doğuyoruz. Öyle mi? Bir de mesela tabii. Bizim çalışma yaptığımız hamile hanımlarda ki ben annemin karnındayken de olan çalışmalar bunlar. Korkuları çok daha hızlı bir şekilde saf bir ruh olduğu için bebek alıyor. Mesela ben annemin karnındayken, annem bana hamileyken aile içinde çok fazla darbe aldı, üzüldü, içine attığı konular olmuş. Ve hamileliği çok sorunlu geçiyor duygusal anlamda. Bu enerjilerin hepsi özellikle 14 yaşa kadar beni rahatsız etmişti. Ben bunlarla 27 yaşında yüzleştim ve yaşadığım kendi çöküşlerin, kendi kabul edemeyişlerin ve kendi o zamanki ilişkilerimdeki baltalanmaların buradan kaynaklı olduğunu geçmişe gittiğimde, regresyon yaptığımda özellikle bir kısmının oradan geldiğini gördüm. O yüzden hamile olmak çok önemli bir şey ve çocuk dünyaya gelmeden önce yani anne karnına düştüğü anda zaten kayıtlara aslında başlıyor. Yani sadece bedensel varlık olarak görmemek lazım. Korkularla doğuyoruz o yüzden. Korkulardan kastım ve karanlıkta kastım şuydu. Karanlık aslında bilinmeyeni temsil ediyor diye. Hani karanlıkta biz göremeyiz ya. Aslında karanlık aslında bilinmeyen şey korkusuyla başlıyormuşuz tabii. Diye. Düşünmemiştim doğru söylüyorsun. Bir de şuradan korkular geliyor. Hı. Carl Jung'un teorisine göre kolektif bilinç ve bilinçaltı. Bütün insanlığın evet. Yaşadığı her şey. İlk insandan bugüne doğru. Kayıtlı. Ortak bilgi havuzunda. Evet. Helali bir şey bende var mı yani? Tabii ki. Herkes. Mesela orta çağda yaşanan bir yangın, bir intihar veya büyük bir başarıyı da biliyorsun. Ya da toplu boğulma. Doğum anında doğarken nasibini düşenleri alıyorsun. Fransız ihtilali falan var mı benim kodlarımda? Bütün kayıtlara kayıtlar biz sahibiz. Limbik sistem dediğim o aslında. O yüzden korkularla doğuyoruz. Evet. Bilinç ve bilinç altından kolektif olarak çektiğin bilinç kayıtlar var. Mesela neden bende uçak korkusu var? Ailemde hiç kimse de yok evet, diyor mesela. Danışan. 1970'li yıllardaki düşen bir uçağın tabii. Oradaki haber kaydı onda olabiliyor. Onu ortak çekmiş. Bilinçten onun çıkıyor. Kaderi değil yalnız. Yanlış şeyleri kaderimiz sanıyoruz işte. Evet. O yüzden bunlar dönüştürülebilir. İnsanların tabii ki onlar kader planları var Allah'ın takdir ettiği. Ama bazı şeyler bulunup dönüştürülebilir. Kolektif bilinç ve bilinç altından beslendiğimiz yanlış birçok kayıt var. Şimdi geçmişe şöyle... sürekli zihninin gitmesinin sebebi geçmişte halledemediği bir konu var. Ve aslında onu bazen de bilinçaltı sürekli geçmişteki o konuyu düşündürtür. Bunun sebebi o olaydan kişinin gerekli yaşam dersini almadığı için belli belirsiz enerji olarak bir huzursuzluk hissetmesi. Evet. Mesela aldatıldı hep oraya gider aldatılmıştım yeni ilişkiye başlar bu da mı aldatılacak? 10 sene önce aldatılmıştır çünkü... O olayda direnç gösterdi, kendini suçladı, karşı tarafı suçladı, yaşam dersini almadı, yani olayı bırakamadı. Bırakmadı, için geçmişe gidiyor. Anda da bunu düşündüğü için, gelecekte de doğal olarak söylediği gibi geçmişi geleceğini yaratacağı için tekrar o insan aldatılacak. Ama evet. Bunda karşı tarafı suçlamamalı. Sadece niye hep bana geliyor diyenlerin suçlu. Cevabı mı var? Aynen. Hep bana geliyor, evet, senin oluyor bu adamlar evet, falan veya evet, bu kadınlar. Kendi oluşturuyor. Bu benim başıma neden geldi? Evet. Ve hep bana niye geldi? Benzer enerjiler tabii. Birbirini çektiği için ben aynen. Aldatılıyorsam bir erkek zaten tarafından bu benimle ilgili olan bir şey. Ben kimsem bana aynalık eden ruh eşi veya ruh ikizi hayatıma geliyor. O yüzden bana insanların yaptığı her şey
annem, babam, akrabalarım, aşkım dahil benimle ilgili. Sadece. Evet. Çok güzel. Mevlana'nın kapısı çalınıyor. Evet. Yani çalınıyor.